Diyelim ki elimizde asetik asit çözeltisi var. Bu çözeltinin içinde neler olup bittiğini daha önce görmüştük. Asetik asit, H2O'ya bir proton vererek hidronyum oluşmasını sağlayacak. Ayrıca asetik asidin eşlenik bazı yani asetat, CH3COO- oluşturacak. Bu çözeltinin içinde asetat anyonları var demek oluyor. O zaman size bir soru. Eğer bu çözeltiye biraz sodyum asetat eklersem ne olur? Evet, sodyum asetat. Hatta buraya onu yazıyorum. CH3COO- ve Na artı. Buna çözeltiye sodyum asetat eklersek, çözeltide daha fazla asetat anyonu olacağını söyleyebiliriz, değil mi? Dolayısıyla ürünlerimizden birinin asetat anyonunun derişimini arttırmış olacağız. Le Chatelier ilkesine göre ortamda fazlalaşan ürünler dengeyi reaktantların lehine bozacaktır. Yani denge sola doğru kayacaktır. Bu da asetat anyonunun bir kısmının hidronyum iyonuyla tepkimeye gireceğini gösterir. Sonuç olarak da hidronyum iyonunun derişimi azalmış olur. Eğer hidronyum iyonunun derişimi azalacak olursa çözeltinin pH'i artar. İşte böyle bir durumda asetat anyonuna ortak iyon, bu olaya ise ortak iyon etkisi diyoruz. Asetat anyonu elde ettiğimiz iki farklı kaynağımız var. Biri asetik asidin iyonlaşması. Bu şekilde asetat anyonları oluşmuş oluyor. Diğer kaynaksa çözeltiye eklediğimiz sodyum asetat. Elimizde iki farklı kaynak var. Bu yüzden de normal asetik asit çözeltisi ile karşılaştırdığımızda bu yeni çözeltinin daha yüksek bir pH'a e sahip olmasını bekliyoruz. Hatta bunu göstermek ve söylediklerimizi doğrulamak için bu hesaplamayı yapalım. Örneğin 1 molar asetik asit çözeltisinin pH'ini hesaplayalım. Asetik asidin Ka değerini de biliyoruz. Tabii bir de çözeltide 1 molar sodyum asetat olacak. Öncelikle asit baz tepkimesini yazarak başlayalım asetik asit artı su. Bu arada tabii ki de dengeye ulaştığımızı varsayıyoruz. H3O artı ve asetat yani CH3COO eksi verecek. Öncelikle elimizde sadece asedik asidin olduğunu farz edelim. Bu tarz problemleri daha önce de yapmıştık. İlk olarak başlangıç derişimlerimizden başlıyoruz. Elimizde 1 molar asetik asit var değişme içinse asetik asitten ne kadar kaybediyorsak asetat anyonundan o kadar kazanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Hatta aynı zamanda hidronyum iyonundan da o kadar kazanmamız gerekiyor. Burada biraz asetat anyonu derişimi kazanmış olacağız. Ama burada eklememiz gereken bir şey daha var, değil mi? Çünkü elimizde aynı zamanda 1 molar sodyum asetat da var. Yani farklı bir asetat anyonu kaynağımız daha var. Bu durumda bir molar asetatımız daha olmalı. O zaman onu da yazalım. Asetat iki ayrı kaynaktan geliyor. Tekrarlarsak, biri asetik asidin iyonlaşmasından, biri de çözeltiye kattığımız sodyum asetattan. Tabi bu aslında benim düşünme tarzım. Başlangıç değişimleri şu şekilde olacak. Asetik asit için 1 molar, asetat anyonu için 1 molar ve hidronyum iyonu için 0'a çok yakın bir değer yani 0. O zaman bir de dengede ne gibi derişimlerimiz olacağına bakalım. Asetik asitin derişimi 1 eksi x. Hidronyumun derişimi x. Asetatınki ise 1 artı x olacak. Bu da asetatın iki ayrı kaynaktan gelmesi yüzünden bu şekilde o zaman bir Ka bağıntısı yazabiliriz. Burada asetik asitin suya bir proton vermesinden bahsettiğimiz için Ka içeren bir denge bağıntısı yazmamız gerekiyor. Ka eşittir ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi. H3O artının derişimi çarpı asetatın derişimi bölü asetik asitin derişimi. Bunu buraya yazalım. CH3COOH. Suyu dışarıda bırakarak devam ettiğimizi hatırlıyor olmalısınız. Hidronyumun dengedeki derişimi X'ti. O zaman buraya X yazıyoruz. Asetatın dengedeki derişimi ise 1 artı X. Onu da buraya ekleyelim. 1 artı X. Bu ikisinin çarpımı bölü asetik asitin derişimi. Yani 1 eksi X. Demek ki bölü 1 eksi x yazıyoruz. Bu noktada daha önce yaptığımız varsayımı yapmamız gerekiyor. x'i 1'den çok çok küçük bir sayı olarak kabul ediyoruz. Bu yüzden de 1 artı x aslında 1'e çok yakın bir değer alacak. Aynı şekilde 1 eksi x de 1'e oldukça yakın bir değer alacak. Dolayısıyla x'in çok küçük olduğu durumlarda bunlarla ayrıca uğraşmamıza gerek yok yaklaşık olarak 1'e eşit olduklarını söyleyebiliriz. O zaman bu bağıntıyı da tekrar yazalım. x çarpı 1. Çünkü 1 artı x'in yaklaşık olarak 1'e eşit olduğunu söylemiştik. Bölü 1. Çünkü 1 eksi x'in de yaklaşık olarak 1'e eşit olduğunu söyledik. Hepsi de Ka'ya eşit. Asetik asidin Ka değeri 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Birler işimizi oldukça kolaylaştırdı. Buradan birler birbirini götürdü. Demek ki hidronyumun derişimi yani x 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. pH'i bulmak için tek yapmamız gereken bu sayının negatif logaritmasını bulmak. Yani eksi log 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu hesabı kolayca hesap makinemizde yapabiliriz. Eksi log 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. 4,74'e eşit. pH'ımız 4,74'müş. Şimdi eğer zayıf asitlerin denge videosuna kısaca göz atabilirseniz 1 molar asetik asit çözeltisinin pH'ını 2,38 bulduğumuzu görebilirsiniz. pH'ın farklı esasında daha düşük olması da çözeltide başka asetat kaynağı bulunmamasından kaynaklandı. Sonuç olarak farklı pH'lar elde ettik. Öyle değil mi? Asetat için iki farklı kaynak olduğunda, yani asetik asetin iyonlaşması ve sodyum asetatın eklenmesi olduğunda pH daha yüksek çıktı. O zaman bir tane daha ortak iyon etkisi görebileceğimiz bir örnek yapalım. Bu sefer 0,15 molar amonyak ve 0,35 molar amonyum nitrat çözeltisinin pH'ını bulmaya çalışalım. Amonyum nitrat demek çözeltide NH4 artı ve NOH 3 eksi iyonlarının olması demektir. Öncelikle amonyakla başlayalım. Yani amonyak suyla tepkimeye girdiğinde neler olacağına bir bakalım. Amonyak zayıf bir baz. Yani sudan bir proton alacak. NH3'ün bir haşartı alması NH4 artı yani amonyum oluşması demektir. Aynı şekilde sudan bir proton yani H+ artı alırsak OH- yani hidroksit anyonu oluşturmuş oluruz. Tepkimeyi belirlediğimize göre başlangıç derişimlerini yazmaya geçebiliriz. Yine daha önce yaptığımız problemleri çözerken yaptıklarımızı uygulayacağız. İlk başta 0,15 molar amonyak vardı. O zaman amonyan başlangıç derişimi 0,15 değişime ne yazmamız gerekiyor? Amonyak amonyuma dönüştüğüne göre amonyaktan kaybettiğimiz miktar kadar amonyumdan kazanmamız gerekli. Tabii aynı miktarda hidroksit de kazanmış olacağız. Öyleyse amonyum iyonun ilk kaynağı için amonyan proton kazanması diyebiliriz. Evet bu ilki. Ama bir tane daha var. O da 0,35 molar. Amonyum nitrat çözeltisi. Bu da ikinci kaynak diyebiliriz. Bu kaynağın 0,35 molar olduğunu bildiğimize göre amonyumun başlangıç derişimi için 0,35 molar yazabiliriz. Hidroksitin başlangıç derişimi ise 0. Tepkime dengeye ulaştığında amonyan derişimi 0,15-x olacak. Amonyumun iki değişik kaynaktan geldiğini bildiğimize göre dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında amonyum bu tepkimedeki ortak iyon. Denge derişimi ise 0,35 artı x. Hidroksitin dengedeki derişimi için ise x yazmamız gerekli. Amonyan zayıf baz gibi davrandığını bilerek buradaki denge bağıntısını da yazabiliriz. Bu sefer Kb yazıyoruz. Amonyan Kb değeri 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu da ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimine eşit. Demek ki burası NH4 artının derişimi çarpı OH eksinin derişimi bölü reaktantların derişimi. Burada yine suyu hesaba katmıyoruz. O zaman reaktant olarak sadece elimizde amonyak kalıyor. Öyleyse buraya da NH3'ün derişimini yazmamız gerekiyor. Bu değerleri bildiğimize göre artık yerlerine yerleştirebiliriz. Amonyumun derişimi 0,35 artı x. Hidroksitin derişimi için yazacağımız şey x. Bu ikisinin çarpımını da amonyan denge derişimine bölmemiz gerekiyor. Yani 0,15 eksi x'e. Kb neydi? Kb 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşitti değil mi? Onu da yazalım. Şimdi yine aynı varsayımı yapmamız gerekiyor. Hani şu x'i çok çok küçük bir sayı olarak kabul ettiğimiz varsayım. Hatırlayalım. Bu şekilde hesaplamamız işimizi oldukça kolaylaştırıyordu. Bu şekilde 0,35 artı x'in yaklaşık olarak 0,35'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 0,35'i x ile çarpacağız. Tabii burada x'in bu x olduğunu da unutmamak lazım. Eğer x çok küçük bir sayıysa o zaman 0,15x de yaklaşık olarak 0,15'e eşit olmaz mı? Hesaplamayı bu şekilde yapıp x'i bulabiliriz. Hesap makinemizi çıkaralım. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 0,15 bölü 0,35. Bu da 7,7 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit. Yani x. 7,7 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşitmiş. x, bildiğiniz gibi çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimine eşitti. Hidroksit iyonlarının derişimi 7,7 çarpı 10 üzeri eksi 6 molarmış. Tabii en başta sorunun bizden istediği çözeltinin pH'ını hesaplamaktı. O zaman hidroksit iyonlarının derişiminin negatif logaritmasını alarak pOH'ı bulalım. Hatırlıyorsunuz değil mi? hidroksit iyonlarının derişiminin negatif logaritması bize pOH veriyordu. Eksi logaritma 7,7 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yaklaşık olarak 5,11'e eşit. Demek ki pOH 5,11'e eşit. Şurada kendimize biraz daha yer açalım. Bunu bulunca aslında pH'ı da bulmuş oluruz değil mi? Sonuç olarak pH artı pOH'ın 14'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman pOH'ı bu denklemde yerleştirip pH'ı bulabiliriz. pH eşittir 14 eksi 5,11. Bu da 8,89'a eşit olacak. Çözeltinin son pH'ı 8,89 olarak bulundu.